Akşamları akşamlar Enersa, günlük grafik ee, yani burada major taraftan konuşmaya başlayalım Önce şunu söyleyeyim ben yani bu 10 lira civarlarındaki 942 e, burada Nisan'da gördük Nisan dibinde pek çok senet gibi o da yani orada en dibini yapmış oldu e, ama genel manada 10 lirayı çok aşağı yönlü kıramayan bir senet bu Hadi kırdı diyelim 942'ye kadar major destek orada o bant çalışıyor mu çalışmıyor mu enerji sahada. Yani buna bakılır. Şimdi yeni bir dip yapıyorsa ona, ona korkarsınız. Yeni dip yaptığı zaman eyvah. Demek ki e, dersiniz ki 9.30'u 9.40'ı da satıyorlar. E, piyasa buraya da satıyorsa bu korkulacak bir şey olur. Ama bu kısma kadar da diyorum ya olağandır aslında. Bütün temaslar deste. İşte ne, olacak? Test piyasası. Evet fiyatlar sabit durmayacağına göre e, birileri trade ediyor. E, gelir gelir 9.30'a 10'a. Oradan bir daha gider 11'e. 11'in de yukarısını çok göstermiyorlar. Şöyle göstereyim. Bakın burası 11.46 2-3 günlük bir hareket var. E, neticede tam yukarıda gider. Çünkü oradan muhtemelen artık kopsa 11.46'da geçilse. Burada yani şu kısmın tepelerin 11.30 hatta 11.40 diyelim. Buradan bariz bir kopuş olsa buraya, piyasa burada sol tarafta hemen şeye bakar. 12.30 e, bir daha bandın yukarısı 14. Orada yani o eski e, zirve tarafının denemesi haklı gelir öyle bir şey de dolayısıyla aslında genel durumu bu enerjisan. Öyle ne altı var ne üstü var belli bir alan var. Tam yatay da değil evet dipler biraz böyle daha yukarıda. İşte bir demek ki alıcıların biraz dinamik oluyorlar. 10 liraya sarkarken uf ufak ufak geliyor millet yavaş yavaş. Ha, enerjisan ne olmuş gene 10 lira olmuş. Ha, vay arkadaş diyor vatandaş. Orada birileri alma geçiyor. Yani durumu bu enerjisan. Ben 8 Eylül'de de videosunu çektim. Aslına bakarsanız en yani bu durum e, değişmedikçe yeni videoya bile gerek yok burada. Alım bölgesi, satım bölgesi. Ha, 11 diyorum ya 11.40, 11.50 geçiyor. 12'ye doğru bir gidiş var. Şimdi orası belki bir heyecan yaratır piyasada biraz daha. Hemen oradan böyle patlar demiyorum onu bilemeyiz. 14'e o risk iştahına bağlı piyasanın. E ama yani piyasa şimdi 12 lirayı veriyorsa e, vardır demek bir beklenti vardır. Yıl sonu geliyor işte bilançolar yıllık çıkacak falan filan. O yüzden orayı takip etmek lazım. Aşağıda bu 19.5 bandı. 9.5 dediğim gibi çok e, bir patır kütür böyle tokadı yerken piyasa olan bir şey. Her zaman ya bir uzun zaman olmadı en azından şimdi 10 lirayı pek kıramadı. Yukarıda da şu kısma bakmak lazım. 11.40, 11.50. İyi bir yerde değil. E, tekrar sarktı tabii. Yani bütün ortalamaların altına indi. Ya en azından ee, buradan bir şimdi birkaç günlük bir destek var. Bir düzeltme var ama e, şöyle 10-60'ın 70'in üstüne bir hareket. E, fena olmaz enerji ve Aklımıza o yukarıki şeye gene değer mi? Acaba banda değer mi? Yukarıki dirence bu 11-40'lara doğru gider mi? Yürür mü? diye aklı getirir. <laughs> Çünkü bu e, 50 gün ortalamasını en son geçtiğinde öyle bir uzadı. Hatta şöyle söyleyeyim. 50 gün ortalamasını her geçtiğinde yani %2-3 bir yukarı mutlaka bir şey oldu. Şöyle bir uzanma bir deneme oldu enerji sahada ee, orası kısa vadeci için takip edilebilir tabi onun 67'nin üstündeki kapanışlarda belki biraz daha risk iştahı artabilir ya büyük bir ilgi yok yani düştü gene şimdi 10 liraya gelince hacim artıyor burada yani onu çok kestirmeden söyleyeyim lafı da uzatmayayım çok fazla 10 gelince hacim artıyor çünkü alıcılar piyasaya çıkıyor. Alıcılar piyasaya çıktığı için biraz daha böyle başlıyor artık oradan yukarı doğru hareketlere. Ama sol taraftaki gibi böyle büyük, daha kalıcı, daha uzun süren hacim artışı e, göremiyoruz enerji sahada. Onu göremediğimiz için de e, direnç geçilemiyor. Yani böyle bir tablo görürsek ancak dirençlerin kırılması kolay olur. E, yine sarktı. Görüyorsunuz yine hacimler artmaya başladı. Yani bir desteğe geldiğiniz zaman ya da yaklaştığınız zaman hacimler artıyorsa ben bunu olumlu olarak hallederim kendi adıma. Yani demek ki orada bekleyen, işte diyorum ya piyasa bekliyor. Gene mi gelmiş diyor 10.30'a ona. 10 e yani bakalım biz arda biz atalım diyor demek ki vatandaş. Yani çok risk iştahınız yüksek değilse ve yeni tabii daha böyle maliyet uygun yeni alanlar falan varsa onlar doğrudan 10 lira desteğini de takip edebilir. Yani 10 liradan aşağı çünkü kırılıyorsa bakın 9.80, 9.75 %2.5 bir gevşeme Dediğim gibi majörde 9.40-9.50 bandı var aşağıda. Aresay şişe cam gibi işte. Yani onda da benzer bir olay oldu. 39. Burada 30'a çok yaklaşmış. Makti sat konumunda. Hala da o konumunu kuruyor. Tabi henüz bir dönüş yok. Ama hani son dönemlerde. Burada şimdi Aralık 2020'den beri şöyle bir bakarsak. Aresay ve Makti'nin işleyişine, fiyatlara orada. Hani buralara geldiği zaman yukarı tepkiler olduğunu genellikle görürüz. Abi bu her zaman olur anlamı da taşımıyor. Bu işin %100 yok. E, onun içinde bir stop olmasa e, mutlaka bir stop noktası bulunmasa herhangi bir senette yani sadece enerjisi sağ demiyorum. Önemlidir yani kısa vade yatırımcı için onu da böylelikle uyarmış olayım. E, tabii yani bir kırılma olursa 10.67 üstüne burada şey e, RSI hem konum olarak 50'ye yaklaşır en azından büyük ihtimalle hem de e, makdi de çok yüksek ihtimal bir al keser e, oradan sonrası takip edilebilir 200 günde bir iş yok yani onu söyleyeyim burada siyah olan 200 gün ortalama e, enersan şu bulunduğu bölgede çok 200 günde e, şey değil yani gelince çok fazla direnç özelliği olmuyor 200 günün e, şurada belki biraz bir destek özelliği olmuş denebilir ama hani son hareketinde çok da fazla bir, bir etkisi olmamış yine de 11-14 dikkate alınabilir tabi direnç olarak hesaplanabilir. Ee, ama hani bu şeyde göz önünde bulundurulmalı. Hani çok fazla bir direnç olmadığı da göz önünde bulundurulmalı bunu hesaplarken. Herkese iyi akşamlar.